Evet arkadaşlar, şimdi sizlerle bugün bilgisayarın disklerini nasıl yönetiriz onları göreceğiz. Onları anlatmaya çalışacağız. Şimdi bilgisayarı sağ tıklayıp yönet diyoruz. Açılan pencerede, evet biraz yavaş olduğu için açılmadı. Disk yönetimine tıklıyoruz. Burada bilgisayarda bulunan bütün diskler, harici ve dahili disklerin hepsi gözüküyor, gördüğünüz gibi C, D, E, şu D. Bu mesela harici diskimiz. Bunu şu an sizin için biçimlendirelim. Veya ismini değiştirelim isterseniz. İlk önce mesela E olarak olmuş. Veya değiştirebilirsiniz. Sağ tıkladığımızda biçimlendir geliyor gördüğünüz gibi. Buraya ismini, isim etiketini yani bilim etiketini değiştirebiliyoruz. NTFS ve EXFAT olarak sistemi değiştirebiliriz ama biz genel olarak NTFS'yi kullanıyoruz. Büyük boyutta 4 GB üzeri boyuttaki şeyleri atabilmek için NTFS olması lazım. O şekilde yaptıktan sonra tamama tıklıyoruz. Böyle bir yazı geliyor. Bu birim işlemek üzere tüm veriler silinecek diyor. İçindekilerin hepsi siliniyor arkadaşlar. Biçimlendirmeden sonra biz devam et diyoruz. İçinde bir şey yok çünkü. Ve şu an diskimiz biçimlendiriliyor. Evet, diskim bu şekilde biçimlendirildi. Yani aynı şekilde buradaki C ve D'deki isimleri değiştirebiliyoruz. Şöyle harfini değiştir diye mesela ekle diyoruz. Mesela boş NTFS'ye bağla diyor. Buradan yapabiliyoruz aynı şekilde. Videomuz bu kadar. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle bir harici diske nasıl format atılır, biçimlendirilir onu göstereceğiz. Şimdi harici belleğimizi bilgisayarımıza taktıktan sonra görüyorsunuz şöyle isim olarak çıktı. 320 GB'lık bir harici disk ama şu an 298 GB'ını kullanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi içinde bazı dosyalar var. Onlar ihtiyacım olmadığı için biçimlendiriyorum. Sağ tık yapıyoruz. Burada biçimlendir yazıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buraya tıklıyoruz. Evet, burada dosya sistemi olarak NTFS ve EXFAT gözüküyor. Eğer yüksek boyutta taşıma, kopyalama yapacaksak NTFS yapmamız daha iyi olur. 4-5 GB'a kadar büyük dosyaları atabiliriz. Bunu seçtikten sonra ya genel olarak zaten bu seçiliyor. Başta da tıklıyoruz. Böyle bir uyarı geliyor. İşte biçimlendirme listedeki tüm veriler silinecek diyor. Tamam diyoruz ve biçimlendirmemiz başlıyor. Biçimlendirme gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde hemen bitti. Kapatıyoruz. Burada ismi de yazabilirsiniz tabii ki de. Ve şu an sadece kendi dosyası, System Volume Information dosyası var. Bu şekilde harici birliğimizi biçimlendirmiş oluyoruz.